Senin olsan ey insan, kalbinin atışına söz geçiremeyen halinle nasıl yıldızlara ulaşırdı zihnin? Şimdi bu Allah'ın varlığının 12 delili kitabında benim yazdığım delillerden bir tanesi de şeydi, evrenin keşfedilebilmesi delili. Aslında o delilde bir uzun uzadıya felsefi bir argüman olarak savunduğum o delilde söylemek istediklerimin özeti bu söz bir yerde diyebiliriz. Tabii ki burada uzun uzadıya o delili anlatmayacağım ama bir program boyunca anlatılacak kadar uzun. Ama kısaca şöyle anlatmaya çalışayım. Bir baktığımızda biz aslında çok aciziz. Bak şu anda konuşuyoruz, bizi dinliyorlar. Bu olurken hepimizin kalbi attı. Ya hangimiz kalbinin atışını gerçekleştirdi? Her saniye kalbinin atışını gerçekleştirdim diyebilecek var mı? Veya sürekli nefes alıyoruz. Bakın şu anda dinlerken, konuşurken. Şu anda hepimiz nefes alıyoruz ama nefes almamı ben sağlıyorum diyebilen biri var mı? İstesek nefesimizi durduramayız. İyi ki de durduramıyoruz. Öyle insanlarda psikolojik bozukluklarda ona benzer intiharlar olabilirdi. Kalbimizi istesek de durduramıyoruz da sağlayamıyoruz da. Ya kısacası bizim nefes almamıza, kalbimizin atışına bile yani Dahlimiz yok. ben dediğim şeyin bu kadar gücümüz yetmiyor. Bunu bile kontrol edemiyoruz. Diğer taraftan bizim zihnimizin keşfetme kapasitesine bakıyoruz. Gerçekten şu anda yıldızların yapısını konuşuyoruz. Yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek ayakta duruyorlar. Şu andaki işleyişlerini bildiğimiz gibi yıldızların kökenini de biliyoruz. İşte 13,8 milyar yıl önce bir Big Bang başlangıcında evren başladı. Orada atom altı parçacıklar ortaya çıktı. Higgs parçacığı işte devreye girdi. Kütle kazandı o parçacıkları, sonra galaksiler oluştu. Hidrojenle helyum gibi bir gaz ortamı vardı başlangıçta. O gaz ortamının içinde bu gazların sıkışmasıyla yıldızlar oluştu. Bakın daha 13,8 milyar yıl önce kökenine gidip oradan hem bu evrendeki atomların nasıl oluştuğunun hikayesi, onlar da yıldızlarla ilgili süreçlerle oluşuyor bu arada, hem de yıldızların nasıl oluştuğunu kökeninden iç yapısına kadar tarif edebiliyoruz. Yıldızlar nerede? Bize en yakın yıldıza biz yürüyerek gitmeye kalksak hayatımızın sonuna kadar ulaşamayız. Güneş bize en yakın yıldız. Bakın Güneş'le aramızdaki mesafeye bakalım. 100 milyon kilometreden fazla. Yani ışık saniyede 300 bin kilometre saniyeyle gitmesine rağmen ancak 8 dakikada ışıktan bize geliyor. 100 milyon kilometreden fazla, yani yürüyerek hayatımızın sonuna kadar ulaşamayacağımız mesafede bize en yakın yıldız. Diğer yıldızlar ne kadar uzakta? Ama biz Allah'ın bize verdiği zihinsel yeteneklerle evrenin keşfedilebilmesi özelliği sayesinde evreni böylesine keşfedebiliyoruz. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani bir insan, bir yandan bakıyorsunuz bu kadar aciz, diğer taraftan kendisine bu kadar olan yıldızların iç yapısını, hatta kökenini keşfediyor. Güneşimizin 4,5 milyar yıl önce Dünya ile beraber kökeni olduğunu keşfediyoruz mesela. O yıldızlarda ne olup bittiğini keşfediyor. Bu nasıl oluyor diye soruyorum. Ha bunu da şu şekilde açıklıyor. Nasıl biz bilim yapıp da bunları keşfedebiliyoruz bu kadar acizken? Buradan da şu neticeye varıyorum bu argümanda. Ancak Allah'ın evreni keşfedilebilecek şekilde yaratması ve zihnimizin bu kadar acizliğimize rağmen evreni anlayacak şekilde yaratılması sayesindedir ki evreni anlıyoruz. Burada da Allah'ın her şeyi düzenlediği ile ilgili bence önemli bir delil var. Bu bilime bütün verilerini kabul ederken, yani modern bilimin hiçbir verinin dine aykırı olmadığını söylerken, bilimin yapılabilmesinin neden olduğunu sorgulayan felsefi bir delil. Ne oluyor da biz bilim yapabiliyoruz? Zihnimizin bilim yapabilecek gücü olmasının, evrenin böylesine keşfedilebilir olmasının sebebi nedir diye soran felsefi bir delil. Yani bilim yapmamızın derin bir anlamı olması üzerine temellenen, ancak Allah'ın varlığını ve bunları düzenlediğini kabul ettiğimizde bilimin mümkün olduğunu gösteren bir delil. Hani birçok kimse diyor ya, bilim din işte çatışır. Bu programda çatışan hiçbir noktası olmadığını defalarca göstermeye çalışıyoruz. Yani bilimsel hangi veriyle din çatışıyor diye soruyoruz, cevaplarını vermeye çalışıyoruz. Bu delilde ilaveten bir de şunu yapıyoruz. Bilimin kendisinin var olmasının kökenini açıklamak için dahi Allah'ın varlığına ve Allah'ın her şeyi düzenlediğine ihtiyaç olduğunu gösteriyoruz. Bunu merak edenler benim Allah'ın varlığının 12 delili kitabımdan Evrenin Keşfedilmesi Delili bölümünde orada okuyabilirler.